Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Buralardan çok çok uzakta bir kasaba varmış. Bu kasaba yemyeşil bir ormanla masmavi bir gölün arasına kurulmuş çok şirin bir yermiş. Kasabalılar ormanda kerestelerini keser, gölden balıklarını tutar. Mini mini odundan yapılmış evlerinde keyif içinde yaşarlarmış. Masal bu ya, bu tatlı kasabayı periler de çok severmiş. Sık sık kasabayı ziyaret eder, dans eden, oyunlar oynayan çocuklara katılır. Etrafa sim, yüreklere neşe saçarlarmış. Periler hem oyuncu hem de çok cömertlermiş. Mesela sihirli değneklerini havada şöyle bir çevirince her çocuğun elinde birer balon belirirmiş. Ya da bir dokunuşla çocukların üzerindeki kıyafetleri değiştirir. Onlara rengarenk, yumuşacık, pullu, pırıltılı kıyafetler hediye ederlermiş. Beraber gösteriler yapar, eğlenceler düzenlerlermiş. Periler bu kasabayı ve bu kasabada yaşayan kişileri o kadar severmiş ki, bu kasabada doğan ve büyüyen çocuklar 12 yaşına geldiğinde onlara eşsiz güzellikte ve bütün kasabanın davetli olduğu büyük kutlamalar düzenlerlermiş. Ve saat gece yarısı 12 olduğunda 12 yaşına giren çocuğa kendilerinin seçtiği sihirli bir hediye verirlermiş. Hediyeyi periler kendileri seçermiş seçmesine ama çocukların da huyunu, suyunu, neyi sevip sevmediklerini iyi bilirlermiş. Ve hep çocukların çok hoşlarına gidecek armağanlar verirlermiş. Bu kasabada doğup büyümüş Mila da kendini bildi bileli, heyecanla 12 yaşına basacağı günü bekliyormuş. Mila'nın küçüklüğünden beri hayali mavi gökyüzünde süzülerek uçmakmış. Bu hayalini bütün kasaba çok iyi biliyormuş. Mila da perilerin 12 yaşına giren çocukların hediyelerini ne kadar özenle seçtiklerini biliyormuş. Mesela geçen ay kasabadan bir arkadaşı 12 yaşına bastığı gece, saat gece yarısı 12 olunca perilerden kendi kendine harika şarkılar çalan bir gitar hediye almış. Bu tatlı çocuk müziğe o kadar meraklıymış ki periler sihirli gitarın tam da ona göre bir hediye olduğunu biliyorlarmış. Sonra hep dans eden başka bir arkadaşı da 12 yaşına girince ve saatler gece yarısı 12'yi geçince perilerden hediye olarak sihirli dans ayakkabıları almış. Bu sihirli ayakkabılar sayesinde arkadaşı artık istediği kadar hiç yorulmadan dans edebiliyormuş. Böyle örnekleri gördükçe Mila da acaba periler bana ne hediye verecekler diye merak ediyor. Hediyesiyle ilgili farklı farklı hayaller kuruyormuş. Ne kadar uçabilmek istediğimi periler de biliyor olmalı diye düşünüp bazen kendini uçan bir sihirli süpürgenin üzerinde bulutların arasında gezinirken bazen de uçan bir halının üzerinde mavi gökyüzünde gezinirken hayal ediyormuş. Böyle hayaller kurdukça çok mutlu oluyormuş. Ve zaman yaklaştıkça heyecanı da, merakı da artıyormuş. Mila 12 yaşına basmak için sabırsızlanıyormuş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş, aylar geçmiş. Ve gün gelmiş, Mila'nın 12. doğum günü olmuş. Periler Mila'ya da herkesin davetli olduğu bir doğum günü partisi düzenlemiş. Kasabanın meydanına ışıklar asılmış. Etraf balonlarla, çiçeklerle süslenmiş. Kasabayı çevreleyen ormandaki hayvanlar için yemek kapları, su kapları yerlere konulmuş. İnsan ve peri misafirler için de
masaları meyvelerle, kuru yemişlerle, tatlılarla donatmışlar. Çalmasını bilen gitarını, flütünü, kemanını getirmiş. Pek tabii geçenlerde 12 yaşına giren arkadaşı da kendi kendine şarkılar çalan sihirli gitarını getirmiş. Gece boyunca müzikler, şarkılar çalmışlar. Şarkı söylemeyi sevenler müziğe sesleriyle eşlik etmiş. Oturmak isteyenler oturmuş, dans etmek isteyenler gönüllerince dans etmiş. Perilerden sihirli dans ayakkabıları hediye alan arkadaşı da bütün gece hiç yorulmadan meydanda dans etmiş. Mila çok ama çok mutluymuş. Herkesle konuşuyor, yemeklerden tadıyor, perilerle, diğer çocuklarla el ele tutuşup dans ediyormuş. İyi ki doğdun tebriklerini ve çok güzel bir yaş olsun dileklerini kabul ediyormuş. Saat gece yarısı 12 olduğunda Mila'nın sihirli hediyesini alma vakti gelmiş. Ne zaman ki kasabanın meydanındaki saat 12 kere çalmış ve saatin gece yarısı 12 olduğunu bütün kasabaya duyurmuş, o zaman periler Mila'yı yanlarına çağırmış. Mila büyük bir heyecanla perilerin yanına gitmiş. Periler Mila'nın etrafında kocaman bir daire oluşturmuşlar. İyi ki doğdun diye şarkılar söyleyerek 12 yaşına girmiş Mila'ya sihirli hediyesini vermişler. Bir çift kanat. Periler Mila'ya rengarenk, yumuşacık kuş tüylerinden kocaman kanatlar hediye etmişler. Mila hediyesine inanamamış. Tahminleri varmış elbette. Perilerin ona uçmakla ilgili bir hediye vereceğini hayal edip duruyormuş ya zaten onca zamandır. Ama kendi kanatlarıyla uçmak. İşte böylesi bir hediye. Hiç ama hiç aklına gelmemiş. Perilerden biri Mila'nın kulağına eğilip, "Biz uçmayı çok seviyoruz Mila. Sen de kendi kanatlarınla uçabil. Kanatlarınla uçmanın tadını çıkart istedik." Mila bütün içtenliğiyle perilere bu güzel sihirli hediyesi için teşekkür etmiş. Sonra koşarak ailesine hediyesini göstermiş. Sonra hızını alamamış bütün kasabalıya güzel sihirli kanatlarını göstermeye devam etmiş. Sonra kanatlarını hemen kullanıp kullanamayacağını merak etmiş. Ama merakı uzun sürmemiş. Ne zaman istese sırtında beliren kanatları için açıl dediği anda kanatları açılıvermiş. Uç dediği anda kanatlarını çırpmaya ve yerden usul usul havalanmaya başlamış. Uçmak ne kadar kolaymış. Sihirli kanatları olunca Mila'nın istemesi yetiyormuş. Önce biraz yere yakın uçmuş Mila. Hala dans eden, şarkılar söyleyen kasabalıların arasında gezinmiş uçarak. Sonra yükseğe, daha da yükseğe çıkmış. Ağaçların üst dallarına, sonra evlerin çatılarına, sonra bulutlara doğru uçmuş. Gökyüzünde bir tur atıp aşağıya kasaba meydanına geri inmiş. Önce ağaçların üst dallarına, sonra evlerin çatılarına, sonra bulutlara doğru uçmuş, uçmuş. Bu sefer uzun uzun göklerde kalmış. Yıldızların aydınlattığı karanlık gecede süzülmüş, süzülmüş. Süzülerek uçmuş. Yumuşacık bulutlara dokunmuş.
uçan kuşlara eşlik etmiş. Çok geçmeden periler de onlara katılmış. Beraber uçmuşlar, uçmuşlar. Kanatlarını çok sevmiş Mila. Uçabilmek hayal ettiğinden bile daha keyifliymiş. Rüzgar yüzüne değdikçe ve kanatlarındaki tüyler boyunca esip geçtikçe Mila'nın içi huzurla, mutlulukla doluyormuş. Kanatlarıyla kim bilir daha nerelere gidecek, kimleri ziyaret edebilecekmiş. Bunu düşününce daha da mutlu olmuş. Bu mutlulukla uçmuş, uçmuş. Mila yorulduğunu hissettiğinde kasaba meydanına doğru yol almaya başlamış. Kuşlar ve periler de ona eşlik etmişler. Hep beraber kasaba meydanına konduklarında Mila önce kuşlara sonra perilere tek tek selam verip ailesinin yanına gitmiş. Hep beraber evlerinin yolunu tutmuşlar. O gece yatağına yattığında Mila kendini dünyadaki en mutlu, en şanslı kişi gibi hissetmiş. Bir kere daha perilere bütün içtenliğiyle teşekkür etmiş. Tatlı bir yorgunluk bütün vücudunu sarmış. Ama yüzündeki gülümsemeyi silememiş. Mila uçmanın ne kadar özel bir hediye olduğunu düşünürken önce yorgun bedeni ağırlaşmış. Ağırlaşan bacaklarını yatağa bırakmış Mila. Ağırlaşan kollarını yatağa bırakmış. Ağırlaşan başını yastığına bırakmış. Bedenini yatağa bıraktıkça gevşemiş, rahatlamış. Mila rahatladıkça mutlu ama yorgun zihni yavaşlamaya başlamış. Zihnindeki düşünceler durmaya başlamış. Gözünün önüne gelen keyifli görüntüler, onunla doğum gününü kutlayan kasabalılar. Mila'ya sihirli kanatları hediye eden perilerin yüzündeki sıcacık gülümseme. Rengarenk yumuşacık kanatları. O kanatlarla koyu mavi gökyüzünde yol alması. Ona eşlik eden, onunla beraber uçan kuşlar. Hepsi tatlı mı tatlı bir rüyanın görüntüleri olmuş. Mila da böylece tatlı mı tatlı bir uykuya dalmış. Hadi şimdi sen de iyice yerleş yatağına. Kapat gözlerini. Sihirli kanatların olduğunu hayal et. Çok güçlü, çok büyük, çok güzel kanatlar. Sihirli kanatlarının ne renk olduğunu gör. Ne kadar uzun olduklarını. Kanatlarının tüylerinin şeklini, uzunluklarını hayal et. Hazır hissettiğinde açıl diyerek iki kanadını birden açtığını hayal et. Sen iki kanadını birden açınca o büyük kanatların aldığı şekli gör. Hazır hissettiğinde uç de kendini ve bu şahane kanatları çırparak masmavi bir gökyüzüne doğru ak.
İstersen Mila'ya katıl. Beraber uçsuz bucaksız göklerde uçun, uçun. Sonra diğer kuşlara katılıp uzun uzun uçtuğunuzu hayal et. Belki kalbi sevgi dolu, cömert perilerin de size katıldığını, sizi koruduğunu, desteklediğini, yol gösterdiğini hayal et. Sen uçtukça yüzüne, saçlarına değen rüzgarı hisset. Güçlü kanatlarını çırptıkça yol aldığınızı hayal et. Ve yol aldıkça rüzgarın yüzüne, saçlarına, kanatlarına değip geçtiğini hisset. Masmavi göklerde uçun, uçun. Akşamüstü güneş batıyorken pembeye, turuncuya dönmüş pofuduk bulutların arasından uçtuğunuzu gör. Pembe turuncu bir gökyüzünde uçun, uçun. Gece olduğunda yıldızların aydınlattığı koyu mavi gökyüzünde uçtuğunuzu hayal et. Yıldızların arasından, ince tül gibi bulutların arasından uçun, uçun. Yorulduğunuzda çok güzel bir bahçeye iniş yaptığınızı hayal et. O bahçede kendinize harika bir köşe bulduğunuzu. Yorgun kanatlarınızı kapatıp yemyeşil çimlerin üzerine uzandığınızı. Etrafınızda kuş arkadaşlarınız. Kulağında onların cıvıltıları. Altında yumuşacık çimler. Rahat mı rahat toprak. Üstünde tam da sevdiğin gibi rahat, yumuşak bir örtü. Başının altında rahat mı rahat bir yastık. Bırak kendini o yastığa. Bırak bedenini çimlerin üzerine, toprağa. İzin ver kendine tatlı mı tatlı bir uykuya dalmak için. Seni çok rahatlatacak, sana çok iyi gelecek bir uykuya dal. İyi geceler, tatlı rüyalar.
Thank you.